Sevgili seyirciler, ilahi huzurda hesap vereceğimizi daima düşünmek durumundayız. Bu bizi şuurlu, ölçülü ve planlı hareket etmeyi sevk eder. Bizi hoyratlıktan kurtarır. Savurganlıktan engeller. Allah'ın verdiği nimetleri yerli yerince şükrünü eda edebilecek şekilde ilahi emre uygun tarzda kullanmaya sevk eder. Sorumsuzluktan ve kayıtsızlıktan uzaklaştırır. Bir insan ki mesuliyet duygusu içinde yaşar, bir insan ki yaptığı işlerin hesabını vereceğini düşünür, o insandan daha dikkatli, daha tedbirli, daha ölçülü birisi tasavvur edilebilir mi? Onun için ilahi huzurda hesap vereceğine bu dünyadayken inanmış insanlardan korkulmaz. Bundan dolayı büyüklerimiz demişlerdir ki, sen kork Allah'tan korkmayandan, korkma Allah'tan korkandan demişlerdir. Bu söz çok büyük manalar ifade ediyor. Çok geniş anlamı olan bir söz hakikaten. Allah'tan korkmak demek, ilahi huzurda vereceği hesabı düşünmek demek. İlahi kudrette yaptıklarının muhasebesini düşünen insanın bunu düşünmesi demek. Bu kuru kuru öyle şuursuz insanın aklını başından alan bir korku değil. İlahi korkudan bahsedildiği zaman bu korku insana şuur kazandıran. Çoğu zaman insan korktuğunda aklı başından gider. Salim düşünemez. Başka şeylerin korkusu öyledir ama ilahi haşyet öyle değil. Onda nefsin daha da parıldamasını, insan derununun aydınlanmasını temin eder. İnsan zihni ve gönlü muazzam bir agahi uyanıklık kazanır. İnsan ne yaptığının farkında olur. Tam şuur hali gelir insana. Her türlü gafletten, dalgınlıktan kurtulur. Hedefini seçmiş, amacını belirlemiş insanın dikkati içerisinde, itinası içerisinde hareket etme imkanını bulur Allah'tan korkan insan. Bakın ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bunları bize hatırlatıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ اِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ Şuursuzca hareket eden, dünyadaki imkanlarına güvenerek Allah'ı inkar edip başka şeylere tapan, başka aciz varlıklardan medet umanlar için Cenab-ı Hak buyuruyor ki, kendilerini topladığımız gün, hepsini birden bir araya getirdiğimiz gün, Cenab-ı Hak sonra meleklere buyurur ki, اَهَاُولَٰئِ اِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ Bunlar mı size tapıyorlardı? Bazıları insanlardan bir kısmı meleklere tapıyorlar haşa. Kalu, melekler derler ki, Sübhaneke ya Rabbi, seni tesbih eder, tenzih ederiz. Senin yüceliğini, büyüklüğünü bütün ihlas ve samimiyetimizle ifade ederiz. Ente veliyyuna min dunihim. Onlar bir tarafa, bizim sahibimiz, dostumuz sensin ya Rabbi. Bel kânû ya'budûnel cin. Onlar aslında cinne, şeytanlara tapıyorlardı. Ekseruhum bihim mu'minun. Çoğu cinnilere inanmışlardı onlar. O şer gücüne, şer yoluna, kötülüğe sevk eden insanların veyahut da mahlukatın, cinnilerin yoluna tapmışlardı, şeytana uymuşlardı onlar. Onların imanı, inancı şeytanaydı, cinnilereydi. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا Bugün onların bir kısmı diğerine herhangi bir fayda ve zarar verecek durumda değildir. Hiçbirinin diğerine bir katkı sağlaması veyahut da diğerini mutazarrır etmesi, ona bir zarar dokundurması söz konusu olamaz. فَنَقُولُ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّت۪ي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ Biz zalimlere, kafirlere, inkarcılara deriz ki, sizin yalanlamakta olduğunuz, inkar ettiğiniz azabı şimdi tadın bakalım. Nasıl bir azapmış, görün bunu. Ve izâ tütlâ aleyhim âyâtunâ beyinâtin, kendilerine apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman, tilavet edildiği zaman, ayet-i kerimeler onlara anlatılıp izah edildiği zaman,
onlara ayet-i kerimelerin muhtevası nakledildiği zaman قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. Onlar derler ki bu adam peygamberi kastederek sallallahu aleyhi ve sellem يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. Sizin babalarınızın taptığı, babalarınızın tapındığı ilahlardan, putlardan, tanrılardan sizi alıkoymak istiyor bu adam. Bunun maksadı sizi ecdadınızdan, dedelerinizden, babalarınızdan ayırmak. Onların ibadet yolundan farklı bir anlayışa sizi sevk etmek. Bakın sizi tanrılarınızdan, putlarınızdan engelliyor. Onun önüne bir set çekmek istiyor bu adam derler. فَقَالُوا مَا هَذَا اِلَّا اِفْكُمْ مُفْتَرَى. Onun bu söyledikleri uydurulmuş bir yalandan ibarettir derler. Haşa. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ. Kendilerine hak söz geldiği zaman, Kur'an-ı Kerim kendilerine bildirildiği, okunduğu zaman derler ki onlar kafirler, اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُب۪ينٌ. Bu apaçık bir sihirdir, bir büyüdür bu derler. Bunu duyan insan bir anda hemen fikrini, görüşünü, akidesini değiştiriyor ve bu suretle kendi esas benliğinden sıyrılıyor. Bunu ancak yapsa bir sihirbaz ve büyücü yapar. Bunun yaptıkları ve söyledikleri de büyü ve sihirden ibarettir derler. وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَزِيرٍ. Aslında onlar bazı konularda fikir beyan ediyorlar. Bir şeyler söylemek istiyorlar ama bu söyledikleri şeyin ilmi ve kitabi bir dayanağı yok. Çünkü bakın ayet-i kerimede çok açık. وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا. Onların araştırıp etüt edecekleri, içinden bazı gerçekleri bulup çıkarabilecekleri bir kitabı onlara vermiş değiliz buyuruyor Cenab-ı Hak. Kitaplar vermedik onlara. وَمَا اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذ۪يرٍ. Senden önce de onlara bir peygamber göndermedik biz. Bu bakımdan onlar bu peygamberden aldıkları bazı bilgilerle sana itiraz ediyor, sana karşı çıkıyor olabilsinler. Böyle bir imkanları da yok. Onlar sadece heva ve heveslerine, batıl inançlarına davranarak böyle konuşuyorlar. Yerli yersiz, tutarlı tutarsız bir şeyler söylemeye çalışıyorlar. وَكَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Onlardan öncekiler de aslında inkar ve yalanlama yoluna gitmişlerdi. Onlar da peygamberleri inkar etmişlerdi. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُل۪ي. Aslında onlar önceki insanların sahip oldukları imkanın onda birine bile ulaşmış değiller. Onlardan önce yaşayan Ad kavmi, Semud kavmi gibi kavimlerde öyle muazzam maddi güçler vardı ki o Kureyş kafirleri onların sahip oldukları maddi imkan ve satvetin, güç ve kuvvetin onda birine ulaşmış değillerdi. Bu arada mi'şar kelimesi, aşur kelimesi gibi aynen. Onda bir manasına geliyor. Onda birine ulaşmış değillerdi. Ve buna rağmen onlar bu kadar güçlü iken bizim peygamberlerimizi inkar etmişlerdi. Bu bakımdan bunların inkarı aslında o güçlü insanların inkarına göre çok fazla haiz-i ehemmiyet, çok önemli bir durum değil. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Ama onların bu durumunun, onların bu inkarının bizim kendilerine verdiğimiz azap ve musibet, akıbet bakımından ne de neticeler ortaya çıkardığına bir bak. Bizim onlara karşı inkarımız, onların bu tavrını cezalandırmamız nasıl olmuş onu bir gör. Onu bir anlamaya çalış buyuruyor Cenab-ı Hak. قُلْ اِنَّمَا اَعِذُكُمْ بِوَاحِدَ. Ben ancak size bu Allah-u Teala'nın verdiği nimetlerden veya musibetlerden bir tanesini söyleyerek size nasihat ediyorum. Sizi şerden alıkoymak istiyor, hayra teşvik etmek istiyorum. Ayet-i kerimede فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ deyince burada nekiri aslında yani sonundaki mütekellim iyası hasfedilmiş.
Buna riayeten lil fevasıl deniliyor. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin son kısımlarının birbirine uygun olması için. Bu kafiye değil tabiatıyla. Buna fasıla deniliyor Kur'an-ı Kerim'de. Kul innemâ e'izzukum bi vahide. Bu musibet ve azap ve belaların bir tanesiyle size vaaz ve nasihatta bulunuyorum. En tekûmû lillâhi mesnâ ve furâdâ. Allah-u Teala'nın huzuruna siz ikişer ikişer veya teker teker tek başınıza gelmiş olsanız, toplu halde veya tek başınıza geleceksiniz. Sümme tetefekkeru. Sonra düşüneceksiniz. Ma bi sahibukum min cinne. İyi düşünün, iyi karar verin, iyi tefekkür edin. Bakın, iyi araştırın. Siz aslında size bu gerçekleri haber veren peygambere mecnun diyorsunuz. Cinnet getirmiş, delirmiş, bunun aklı başında diyorsunuz. Ama iyi araştırın, iyi düşünün, sözler arasındaki irtibat ve insicamı iyi tespit edin. Sizin arkadaşınızda, size gönderilen peygamberde herhangi bir delilik, haşa, bir cinnet hali kesinlikle yoktur. İn huve illa nezirun lekum. O sizin için bir peygamberdir. Beyne yedey azabin şedid. Şiddetli bir azap öncesinde sizi o azaptan sakındıran bir peygamberdir o. Kul ma se'eltukum min ecrin fehuve lekum. Sizin olan, size ait olan bir ücreti ben sizden istemiş değilim. Sizden bir menfaat talep etmiyorum. Sizden bir ücret istemiyorum. Bu yaptığım hizmetin karşılığında bana şunları şunları vereceksiniz diye sizi sömürmeye çalışmıyorum. Sizden herhangi bir kendim için yarar temini cihetine gitmiyorum ben. Bütün bu söylediklerim hep hak rızası içindir. Allah'ın emrini yerine getiriyorum. Bakın, böyle bir şey istemediğime göre, benim sizden böyle bir talebim olmadığına göre benim yaptığım işin daha ciddi, daha soğukkanlı, ağırbaşlı, serin kanlı bir şekilde değerlendirilmesi gerekmez mi? İn ecriye illa alallah. Benim ecrim, mükafatım, ücretim, benim yaptığım işin karşılığı ancak Allah üzerinedir. Allah verecek bana ecrimi. Ben ondan bekliyorum. Ve huve ala kulli şeyin şehid. O her şeyi görmekte, her şeyin farkında, her şeyi müşahede etmektedir. Her şey onun murakabesi altındadır. Kul inne rabbi yakzifu bil hak. Hakkı bütün açıklığıyla Rabbim ortaya koyuyor. Allamul guyub. Bütün bilinmeyenleri bilendir o. Gizli ve aşikar, bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen her şey onun ilim ve ihatası çerçevesi içindedir. Hiçbir şey onun ilmi ihatası dışında kalmaz. Bunu çok iyi anlamış olun. Ayet-i kerimelerde bakın ne kadar güzel, ne kadar açık bir şekilde anlatılıyor. Evet, hiçbir peygamber ümmetinden bir menfaat ve fayda beklememiştir. Yaptığı peygamberlik vazifesini hasbeten lillah, sırf Allah için yapmış, onlardan herhangi bir şekilde bir menfaat sağlama cihetine gitmemiştir. Bu insanları düşündürme, insanların düşünmesi gereken, insanların çok iyi değerlendirmesi gereken önemli bir noktadır. Hiçbir zaman peygamberler insanları istismar etmek, onlardan bir takım faydalar ve yararlar sağlama cihetine gitmemişlerdir. Birçok ideoloji sahipleri bu ideolojilerini kabul eden insanlardan genellikle bir menfaat beklemişlerdir. Ama Allah yolunun yolcuları, peygamberler daima halisane bir şekilde çalışmış, büyük fedakarlıklara göğüs germiş, ilahi emri tebliğ için ellerinden gelen gayret ve çabayı hiçbir zaman esirgememişlerdir. Ayet-i kerimelerde bu husus çok açık bir şekilde ifade edilmiştir.